İşte benim prensim. Gerçekten de prens demeyi hak eden bir örümcek bu. Prens çünkü erkek. Akdeniz Karadolu'nun erkeği bu. Nerede bulduk bunu? Urla'da azmakların kırsal bölümünde buldum. Çekimini yaz başında falan yapmıştım. Yeni yayınlayacağım. Akdeniz Karadolu. Latince ismi e, videonun içerisinde geçecek. Çok uzun bir latince ismi var. Akdeniz Karadulları aslında e, Asya'da hala normal Karadul'un bir alt grubu olarak görülüyor. Fakat bu yanlış olduğu belirtiliyor. Yani resmen Karadul'u bunlar. Ve şu anda e, kayıtlara bakıldığında Ukrayna'dan, Ukrayna'dan çiftçilerin e, bu canlı tarafından... Yani Akdeniz Karadolu tarafından ısırıldığına dair ve ciddi acılar, çok nadir ölümler rapor edilmiş. Ukrayna'da bakın çok enteresan. Yayılımına baktığımız zaman yayılım Liber Yarımadası'ndan. Yani bu İspanya'nın olduğu Cebelitarık Boğazı oradan başlayarak Asya'ya kadar yayılıyor. Bizim ülkemizde de mevcut. İşte bu yüzden bunu ben... Ege bölgesinde gördüm. Erkekleri tehlikeli değil, erkekleri küçük çünkü. 5 ile 7 milim arasında dişiler 7 ile 14 milimetre arasında büyüklüğe sahip. Erkekler bu yüzden insan derisini yani epidermis dokuyu delemiyor ve zehri enjekte edemiyor. Yani ısırılma rapor edilen bütün ısırılma vakaları özellikle tarımla uğraşan işte e, tahılların elle toplandığı diye özellikle belirtiliyor. Tahılların elle toplandığı bölgelerde rastlanıyor. Ve tamamı dişiler tarafından. Dişilerin görünüşü e, sırtında benekler var. Kırmızı, sarı olabiliyor, turuncu olabiliyor, beyaz olabiliyor ve 13 tane benekten oluşuyor. Zaten latince adına baktığımız zaman da latince adı 13 benekli anlamına geliyor. Çok enteresan. Şimdi bunu nerede yakaladık demiştik. Ee, Urla'nın Azmaklar Koyun'da bir e, piknik yapılmış. Bir taşı kaldırdım. Orada hatta bir akrep <laughs> çıktı. Akrebi ilk kaldırdığım taştı. Onun videosunda yayınlamıştım. Akrebi aldık, saldık başka bir yere. Aynı yerde tekrar piknik yaparlar falan diye bunu da aldım, getirdim, çekimini yaptım ve sonra götürdüm aynı yere saldım. Şimdi bu canlı burada varsa, bu canlı varsa burada bakın bunun dişisi mutlaka vardır. Yani dişisi olmadan erkeğin burada olması söz konusu değil. Dolayısıyla bu bölgede yani Ege bölgesinde diyebiliriz genel genellikle e, e, Urla, İzmir'de çünkü. Ee, Akdeniz Karadolu mevcut. Çanakkale'de ben çocukluğumda karşılaştım mı diye şöyle düşündüğümde aklıma gelmiyor. Ama e, bilgilere baktığımızda işte Liber Yarımadası'ndan Asya'nın işlerine Kazakistan'a kadar, Kazakistan'da işte sığırların ısırıldığı da rapor edilmiş. Hatta Kazakistan'da sığırları ısırana kara kurt diyorlarmış. Kara kurt çok enteresan böyle bir rapor gelmiş. E, fakat bunların bu canlı olup olmadığından emin değiller. E, farklı bir örümcek türü de olabilir diye düşünüyorlar. Ama Ukrayna'dan gelen raporlar, çiftçilerden gelen raporlar doğru. Eğer Ukrayna'da varsa Karadeniz'de var demektir. Karadeniz'de varsa Çanakkale'de var demektir. Dolayısıyla bizim ülkemizin sahil şeridi başta olmak üzere hemen hemen bütün Akdeniz havzasında bu örümcekten var. Bir daha söyleyelim. Bu örümcek Akdeniz Karadolu veya Avrupa Karadolu diye adlandırılıyor. Dişileri çok nadir ölümle sonuçlanan vakalar olmakla beraber e, ciddi acı veriyor. Ciddi anlamda acı veriyor. Bakın daha önceki videolarda Sityetoda yani yalancı karadullardan bahsetmiştik. E, yalancı karadullara da Karadul, yalancı Karadul denmesinin sebebi ölümcül oldukları için değil, ısırıkların ciddi acı verdiği için Karadul'a benzedilmiş. Yani Karadul ısırığı acıtır arkadaşlar, onu söyleyelim. Bu da öyle. Ama işte otlaklarda, kuru otlaklarda daha çok. Ben de bunu bulduğum yerde. Zaten işte yaz başında Ege bölgesi hemen sararmaya başlıyor. Kurumaya başlıyor. Kuru otlaklarda oluyorlar diyebiliriz. Bir de şunu söyleyebiliriz. İnsanlarla yaşamayı seven bir tür değil. Bu sevindirici bir olay. İnsanlarla yaşamayı sevmiyor. Yani evinizin bahçesinde falan bu örümcekle karşılaşmazsınız. Daha çok kırlık alanlarda, kırsalda, bozkırlarda, Siteplerde. işte kurumuş ortaklarda bu canlıla karşılaşırsınız. Şayet bu canlının videodaki kadar küçük türüne şu, bu, şu anda 5 milimetre falan bu makrodan çektim iki kamerayla ee, bu görüntüleri aldık harika bir örümcek çok güzel bir örümcek ve erkek olduğu da bu iki uzuvundan zaten çok net olarak belli oluyor.